Paralelogramga dair navbatdagi matnli masalalarni ko'ramiz. 3-masala. Tomonlari 4 va 8 bo'lgan paralelogram yuzi 16 ga teng. Uning o'tmas burchagini toping. Hop, paralelogram tomonlari 4 va 8. Mana bu tomoni 4 bo'lsin, bu tomoni 8 bo'lsin. Yuzi 16 ga teng. Hop, yes 16 ga teng ekan. Uning o'tmas burchagini toping. Mana bu o'tmas burchagini x bilan belgilaylik. Bu ikkala burchagi bir-biriga teng, mana bittasini x bilan belgilaylik. Unda mana bu tomon 4 ga teng bo'lsa, bu tomon ham 4 ga teng. Yuza formulasiga ko'ra 8 ko'paytiruv 4 sinus x ga teng. Ya'ni ikkita tomoni va ular orasidagi burchak sinusini ko'paytmasiga teng. Paralelogram yuzi shartga ko'ra 116 ga teng. Teng 16. Bu yerdan dastlab sinus x ni topamiz. 16 taqsim 32 1 taqsim 2 bo'ladi. Bu yerdan x teng 30 gradus yoki 150 gradus ekani kelib chiqadi. Lekin x o'tmas burchak deyilyapti. Masalan shartga ko'ra o'tmas burchagini toping. Shu sababli x 30 ga teng emas, 150 gradusga teng bo'ladi. Javob 150 gradus. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Balandliklari 12 ildiz ostida 3 va 4 ga teng. 4 ga ular orasidagi burchagi 60 gradusga teng bo'lgan paralelogram yuzini toping. Buni o'chirib tutamiz. Balandliklari demak ikkita balandligi berilgan. Chizmani chizamiz. Bu tomonga tushirilgan balandligi bitta balandlik, mana bu ikkinchi balandligi ikkita balandlik. 12 ildiz ostida 3 bitta balandligi, ikkinchi balandligi 4 ga teng. Hop, 4 ga teng. Ular orasidagi burchagi 60 gradus. Balandliklar orasidagi burchak 60 gradus ga teng bo'lgan paralelogram yuzini toping. Demak, yuzini topish kerak. Yes, noma'lum. Ana demak, matndan biz chizmalarga va ulardagi mana sonlarni ifodaladik. Endi chizmadan foydalanib biz yuzini topamiz. Va masalan yechimni boshlaymiz. Mana bu burchak 60 gradus. Masalan shartiga ko'ra mana bu balandlik. Balandlik bu tomonga perpendikulyar bo'ladi. Bu balandlik tomonga perpendikulyar. Bu ikkita to'g'risiz paralel bo'lgani uchun balandlik mana bu tomonga ham perpendikulyar. Demak, mana bu burchak 90 gradus ekan. U holda 60 ga nechini qo'ysak 90 gradus bo'ladi. Mana biz mana bu kichik burchakni topishimiz mumkin. Demak, bu 30 gradus bo'lishi kerak. 30 ga 60 ni qo'ysak 90 bo'ladi. Demak, bu 30 gradus. 30 gradusni topdik. Endi mana bu to'g'ri burchakni, uch burchakni qaraymiz. Burchak bitta burchagi 90 gradus. Biz uni yon tomonini topa olamiz. Yon tomonini kelinglar x bilan belgilab qo'yaylik. To'g'ri burchakni uch burchakdan x ko'paytiruv kosinus 30 gradus teng 4 ga mana bu tomonga. Bu yerda biz x ni topishimiz mumkin. Kosinus 30 gradus ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng. Bu holda x teng bo'ladi. 2 ko'pa 8 taqsim ildiz ostida 3. Demak, yon tomonini topdik. Endi biz yuzani topishimiz mumkin. S teng. Mana shu tomonga tushirilgan balandlik, mana x, mana bu tomon ham x bo'ladi. X ko'paytiruv h. Shu tomonga tushirilgan balandlikni shu tomonning uzunligiga ko'paytirsak 100 ga kelib chiqadi. Demak, x ko'paytiruv shu tomonga tushirilgan balandlik 12 ildiz ostida 3 teng x 8 taqsim ildiz ostida 3 ko'paytiruv 12 ildiz ostida 3. Bularni qisqartiradigan bo'lsak 8 kere 2 16 96. Demak, javob paralelogram yuzi 96 ga teng bo'ldi. Navbatdagi masala.
burçagi 30 gradusga teng. A burçak bisektrisası BS tomonini Y noktada kesip ötadi. Agar BY 4-ga, YS 2-ga teng bo'lsa, paralelogram yüzünü toplayın. Hop, paralelogram çizamiz. Mana A burçagi 30 gradus. Hop, mana bu A burçagi bo'lsin. 30 gradus ekan mana bu burçagi. 30 gradus. A, B, S, D. Bu ifadeladik bunu. A burçak bisektrisası B, S tamamını Y noktada kesip ötedi. Demek A burçak bisektrisası. Bisektrisa degani burçakını teng ikiye bölüldü degani. Teng ikiye bölüp ötküzeydik bisektrisa. Ha? Demek 30 olsa yarımı 15 gradus bölüldü. Biz bir yakaya yazıp koyalımız. Burçak A teng 30 gradus. BY 4'ye teng. Y noktada kesim öte yaptı. 4'ye teng. Y'si 2'ye teng. Ve bana bu kesime 2'ye teng eken. Paralelogramın yüzünü tapayım. Yani paralelogramın yüzünü tapamız. Masalanın içine başlayalımız. Masalanın içi etken de demek ki biz şu vakit geçer, hani iki de yoldan faydalandık. Yani burçaylardan faydalanıp burçaylarını hesapladık. Birincisi de ikincisi tamamlar boyla yani kesmelerini hesapla vardık. Bir yerde kelimeler yine burçaylardan hesapla varaydık. Bana bir yerde bu burçak 30 gradus. Bisektör hesabı olsa bana bu iki de burçak birbirine teyin. 15 gradustan anırağı. Paralel doğru çizgilerini kesuçu keskende içki almasını uçu burçaylar teyin boladı. Bu 15 gradus olsa, bu ham 15 gradus teng bo'ladi. Demek mana bu üçburçak teng yonli üçburçak bo'larkan. Masalalar yechishda bu juda ko'p uchraydi. Shuni eslab qoling. Agar birorta paralelogramning burchagini bisektrisasini o'tkazadigan bo'lsak, u holda u teng yonli üçburçak ajratadi. Mana bu yerda teng yonli üçburçak hosil bo'ladi. Mana biz holimizda 15, bu ham 15 gradus. Mana bular teng. Teng yonli üçburçak hosil bo'ladi. Demek bizi çizmada bana bu tamam uzunluğa okşayaptı. Demek bu çizmanı biz notora çizgiyemiz. Çizmanı keyin tuzatış mümkün. Ve kendiler hazır tuzatmasından şimdi hesapla beraber edik. Bu 4 keteyin, bir hem 4 keteyin bu iş gerek. Ve teng yarı 3 bırçak. Demek biz bana paralelogramın ikinci tamamını taptık. Bana bu tamamı için 4 koşu 2, 6 keteyin. Demek bana bu tamam ham 6 keteyin. Şimdi kalıp biz paralelogramın iki de tamamını ve ular arasındaki burçayını bilmemiz. Yani bunun yüzünü tapışımız mümkün. Yes deyin. Yani paralelogram yüzünü tapış gerek, biz yüzünü tapamız. 6 köpaytırı 4 köpaytırı sinüs. Bana bu burçak 30 gradus deyin. Sinüs 30 gradus bir tasım 2 deyin. Kıskartır orası bir de 2, 6 köpaytırı 2, 12 bulalım. Şunu da kalıp cevap 12 deyin. Paralelogram yüzü 12 geteyim ikendim.